Kıymetli kardeşler, Ramazan-ı Şerif ayının gelmesiyle bir Müslümanın sevinmesi lazım. Elhamdülillah Ramazan geliyor. Daha Şaban ayından bile müjdelenmesi lazım. Manevi dünyamıza bir şenlik geliyor, evimize bir şenlik geliyor. Teravihler başlayacak, sahur olacak vesaire diye. Bunlarla sevinmemiz lazım. Fakat şeytanın bizi aldattığı bir nokta şu olabiliyor. Bazı kardeşlerimiz gafletine yenik düşerek Ramazan-ı Şerif ayında nasılsın diye sorduğumuzda, "Hocam pek iyi değilim. Oruç bana dokunuyor. Ramazan geldiği zaman da çok fena oluyorum, hasta oluyorum, hastane yolunda kalıyorum, halsiz kalıyorum." gibi şikayetlenmelerde bulunuyor. Elbette biliyoruz bu şikayetlenmeler Böyle Ramazan-ı Şerif'ten bir Müslümanın ibadetten rahatsızlık duyduğu şeklindeki şikayetlenmeler değil. Ama zahirende baktığımızda yine hoş bir şey değildir bu. Ramazan-ı Şerif'i biz uğurlarken bir misafir gibi uğurlayacağız. Rabbimize bizimle alakalı adeta rapor verecek. Onun için misafiri nasıl ağırladığımıza dikkat etmemiz lazım. Nasıl ki evimize bir misafir geldiğinde onu ağırlamaktan dolayı sanki ondan ağırlanıyormuşuz, şikayetleniyormuşuz bir an önce gitse gibi bir tavır takındığımızda o misafir bir daha bizim evimize gelmezse Ramazan-ı Şerif de böyledir. Şayet onu memnun etmezsek bizden memnun şekilde ayrılmaz ve hakkımızda güzel şehadette bulunmaz kıymetli kardeşlerim. Onun için gafletimize yenik düşerek yapmış olsak da cehaletimizden kaynaklanıyor olsa da bu gibi yakınmalardan kaçınmamız lazım. Ramazan-ı Şerif elhamdülillah geldiği zaman velev ki oruç vücudumuzda bazı değişiklikler yapıyor olsa bile aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurur. Sumu tasihhu yani oruç tutun ki sıhhat bulasınız. Bu da bizim için bir rahmettir, sıhhattir. Ramazan-ı Şerif bütünüyle hayatımızı onarmak için, manevi dünyamıza huzur katmak için geliyor. Her türlü ondan müjdelenmemiz lazım ve böyle şikayet gibi görünen ifadelerden de kaçınmamız lazım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali